Efendim merhabalar, ben Tayyar Işık Saçan, İşkolik'tesiniz. Melül Can Keskin benimle beraber, avukat Keskin Hukuk, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bir Keskin Hukuk, bir de Hukuk Keskin, değil mi? Böyle şey yaptık. Önce bu ayın sonu şeye giriyoruz değil mi? Evet, 20 Temmuz'da adli tatil başlıyor. Ne kadar sürecek? 40 gün. 40 gün. Peki o 40 günlük sürenin içinde hiç dava görülmeyecek mi? Yani adli tatil başladığında... aydınlatalım diye söylüyorum. Hangi davalara bakılır? Hangi bölümler işler? Şimdi şöyle, adli tatilde davalar görülmez, süreler işlemez. Genel bilgi bu yöndedir. Ancak istisnalar vardır. Aslında şunu söylemekte bir zarar yok. Hakim savcılar için daha çok adli tatil vardır. Öyle mi? Tabii. Yalnız bazı ivedi işler vardır. Mesela velayet, ivedi işlerdendir. İhtiyati tedbir kararları vardır. Bunlar ivedi işlerdir. Vesayet altına alınacak kişiler vardır, kimseler vardır. Bunlar ivedi işlerdir. İstisnalar vardır tabii ki ama genel olarak adli tatile dava görülmez diye bir şey yoktur. Peki. Şimdi seçim bitti biliyorsunuz. Hemen artısına bir anayasa, yeni bir anayasa yapalım durumu var. İşte meclise siyasiler, muhalefet ve ana partiler bir araya gelecekler, teklifleri görüşecekler. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı? Hukukçu olarak görüşünüz nedir? Türkiye'nin tabii ki tamamıyla sivil parlamento tarafından yapılmış, hazırlanmış yeni bir anayasaya ihtiyacı kesinlikle var. Ancak anayasalar geniş toplum kitleleri tarafından uzlaşma içinde olması gereken metinlerdir. Sadece parlamentoda değil, bunun dışında STK'lar, diğer kanaat önderleri, azınlıklar hep bir araya gelerek. Çünkü anayasa dediğimiz şey herkesin hakkını, temel insan haklarını hedef alarak hazırlanması gereken metinlerdir. Şimdi hedef bu olmalı, felsefe bu olmalı, perspektif bu olmalı. Ancak tabii ki bizim ülkemizde böyle olur mu? Umarım olur. Yani en azından umarım bu sefer olur diyeyim. Burada tabii iktidarı da çok suçlamamak gerekir. Yani şöyle, bir ülkede eğer özellikle hukuk anlamında bir şeyler yolunda gitmiyorsa orada tek sorumlu iktidar değildir. Ben de eleştiriyorum. Hatta çok eleştirdiğim oluyor. Ancak bir ülkede hukuk anlamında dediğim gibi bir şeylerin yolunda gitmesi, tabii ki her anlamda öyle ama ben kendi alanımdan bahsetmek istiyorum. İyi bir muhalefet gerekli, sağlam bir muhalefet gerekli. Onun için iyi bir muhalefet anayasa yapım sürecinde diğer alanlarda olduğu gibi etkisini göstermelidir. Her azınlık grubun haklarını muhakkak hedef almalıdır, kendi kıstası almalıdır. Anayasa metninin içerisine azınlık haklarını da eklemelidir. Bu şekilde yeni bir anayasa süreci de girilmelidir. Umarım Meclise böyle olur. Meclise çok mu bu dönem avukat? Var. Her dönem öyle oluyor aslında. Yani her dönem avukatlar, bir ara hukukçular... sadece müteahhitler ve inşaatçılar toplamıştı ya meclisi. O yüzden sordum bu dönem fazla mı avukatlar diye, ki olsunlar tabii ki. Yani memleketin yürüyüşü ve memleketle ilgili alınacak kararlarda hukukçuların ağırlıkta olması özellikle mecliste gerçekten sevindirici. En azından ne çıkacağını biliyoruz. Peki dışarıdaki halkında şöyle bir şey var ya. Öyle yürümüyor bu işler ya. Ya işte adamını buldun mu falan durumu var. Hukuk nasıl işliyor? Şimdi bizim ülkemizde hukukta hem sistemsel açıdan hem de uygulamada ciddi sorunlar var. Yani bunları konuşsak... Onun için mi vatandaşın kafasında böyle bir oturmamış tablo var? Tabii bugün yargıya güven yerlerde. Yani bunu inkar etmemek gerekiyor. O güven nasıl tahsis edilecek? Şimdi çok yapısal reformlar gerekli. Samimi reformlar gerekli. Ama gerçekten samimi olmamız gerekiyor. Dediğim gibi iktidarıyla, muhalefetiyle, vatandaşıyla hep birlikte samimi olmamız gerekiyor. Şimdi şu olmaz. Dışarıdan ya adamını bulursan halledersin. Canın yandığında bunu eleştiriyorsun. Ancak sizin başınıza geldiğinde de gelip avukata... Dışarıdan adam alıyorsun. Aynen, bir tanıdık var mı? Bir hakim bulabilir miyiz? Şu olabilir mi? Bakın Fatih Sultan Mehmet'in çok bence dünya tarihinin en entelektüel, en zeki komutanlarından bir tanesi. Bizim mirasımız, değerimiz. Onun çok güzel bir sözü var. O der ki, aklı öldürürsen ahlak ölür. Akıl ve ahlak ölürse millet bölünür. Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür. Adalet ölürse devlet de ölür. O yüzden adaleti öldürmememiz gerekiyor. Şikayet ettiğimiz şeyleri yeri geldiğinde kendimizin de yapmaması gerekiyor. Samimi olmalıyız. Geçenlerde bir yerde sanıyorum herhalde bir avukat arkadaşımın bir paylaşımıydı.
adliyedeki genç savcılardan yola çıkarak şöyle söylüyor. Diyor ki, bence önce bırakın mesleği bir tanısınlar. Çıkar çıkmaz hemen oraya değil. İki, mutlaka bu arkadaşlarımızı görevlendirecekseniz önce cezaevlerine görevlendirin. Hemen tutuklamaya gitmesinler, bir cezaevi şartlarını görsünler diye. Kaç yıldır mesleklisin bilmiyorum ama bu konudaki fikrin nedir? Yani sizdeki yürüyüşte sanıyorum sınavlarla hakimliğe geçiş var mı veya savcılığa geçiş var mı? Nasıl yürüyor okulun içinde bu iş? Yani şöyle aslında ilk önce o süreci anlatayım size. Şöyle oluyor, hukuk fakültesinden mezun oluyorsunuz. Daha sonrasında hakim savcılık için eğer Adalet Bakanlığı bir sınav açarsa bu sınava giriyorsunuz. Yazılı sınavda başarı gösterirseniz sonra mülakata çağrılıyorsunuz. Mülakatta ne olursa artık. Yani Türkiye'deki mülakat sistemini hepimiz biliyoruz. Maalesef böyle. Ancak bu sadece hakim savcılar için değil. Söylediğinize katılıyorum. Ben onun daha da ötesine geçeyim. Şunu söyleyeyim. Avukatlar için de böyle. Şimdi avukat ruhsatını alıyor. Gidiyor. Ertesi gün ağır cezada duruşmaya çıkıyor. Ya böyle bir şey mümkün mü? Belki hiç de bir kimse yok değil mi? Aynen öyle. Belki de bir kimsenin 10 yılını, 15 yani yıllarına mal olabilecek duruşmada söz söylüyor. Bunun böyle olmaması gerekiyor. Hakim savcılık için de yurt dışından illa biz gidelim yurt dışı ne yapıyorsa aynısını yapalım böyle değil. Ama akıl, mantık neyi gerektiriyorsa. Şimdi siz baktığınızda bir günlük avukatın ağır cezada duruşmaya çıkması onun için de mesleki açıdan da risk. Evet. Ve şöyle bence hukuk mesleğinin generalliği avukatlıktır. Çünkü çok çeşitli şeye bakıyorsunuz. Çok çeşitli. Şimdi hakimlikte kimi sulh hukuk hakimi, kimi asliye cezacı. Yani alanlar var. Alanlar ama var. Avukatlıkta böyle değil. Ve avukatlık bir kriz çözme sanatıdır. Krizi çözüyorsunuz. O yüzden muhakemeyi sürekli muhakeme yapmak zorundasınız. Bazen 10 dakika içinde kriz çözmeniz gerekiyor. Yani bir karar alacaksınız. O kararı nasıl alırım? Çünkü siz vatandaşın hem kılıcı hem kalkanısınız. Vatandaş geliyor size sorunu bırakıyor. Kucağınıza bırakıyor. Artık vatandaş kucağınıza o sorunu bıraktıktan sonra o sorun bakın vatandaştan daha çok sizin sorununuz oluyor. Yani mesleğini seven, mesleğine saygı duyan bir avukat ya tamam ben burada ücretimi alayım. Olmadıysa da hakim anlamadı derim geçerim. Diyenleri dışarıda bırakıyorum. Böyle olduğunu da zannetmiyorum. Meslektaşlarım böyle olmadığını düşünüyorum. Ama gerçekten mesleğini seven, başarıyı hedefleyen bir avukat o sorunu kucağına aldıktan sonra ne yapıp edip çözmek zorunda. Bu yüzden diyorum avukat hukuk mesleğinin genelliği avukatlıktır. Bence bir süre... Avukatlar ve hakimler duruşma dışında bir araya gelebiliyorlar mı? Yani hiç mütalaa yapabiliyorlar mı üzerine? Yok. Maalesef hakimler avukatlardan uzak durmayı seçiyorlar. Çünkü yani hakimlik savcılık kalıp bir meslek. Çok saygın bir meslek. Ancak aynı zamanda da kalıp bir meslek. Dışarıdaki herhangi bir kimse olamazsınız. Çünkü siz orada devleti temsil ediyorsunuz. Dışarıdaki hareketleriniz dahi, davranışlarınız dahi, ağzınızdan çıkanlar çok önemlidir. Sadece bireysel değilsiniz, aynı zamanda kamuyu temsil ediyorsunuz. Bunun vermiş olduğu bir sorumluluk var esasen. Avukatlarla da çok bir araya gelmek isteyen, çok yakın arkadaş, hakim, savcı, avukat arkadaşlar tabii ki dışarıda bir araya gelirler. Ancak bunun dışında bir avukatla bir hakim yanlış da anlaşılabilir bu. Bu yüzden pek bir araya gelmez. Mahkemelerin yükünü azaltabilmek adına bu arabuluculuk sistemini devreye koydular ya. Sizce doğru çalışıyor mu? Hem doğru çalışmıyor hem bizim ülkemizde bu yani sorun çözücü bir mekanizma olduğunu düşünmüyorum. Şimdi kira hukuku, kira davaları için de bunu getirecekler. Ona getirecektim şimdi. Yani şimdi. Son günlerin en büyük kanayan yarası bu ve oysa ise uzlaşma bürolarını devreye koyacaklar. Çözülebilir mi? Yani veya sistem gerçekten çözümcü olabilmek adına neye ihtiyacı var? Nerelere eksik? Şimdi bu arabuluculuk, kiradan gidelim. Kirada arabuluculuk. Zaten kirada dava açmak için belli sürelere uymak zorundasınız. Yani istisnaları bir kenara bırakıyorum. Belli süreler var. Şimdi arabuluculuğu getiriyorsanız bunu çok iyi işletmeniz gerekiyor. Yani iyi işletmeniz gerekiyor. Ya Nasrettin Hoca'nın fıkrası gibi. Şimdi kiracı ile kiralayan birbirine girmiş vaziyette. Öyle değil mi? Şimdi baktığınızda kiracı da haklı, ya kiralayan da haklı. Şimdi kiralayan diyor ki, ya diyor enflasyon %25 mi artıyor ki sen benim malıma %25 sınırı getiriyorsun? O kendi açısından haklı. Kiracıya bakıyorsun, diyor ki ben bu paraları nasıl vereceğim? O da haklı. Hal böyle olunca buradaki tek maalesef sorumlu ekonomi politikasına yön verendir.
Yani hata aslında onlarda. Orada. Oradaki politikaların acısını vatandaş çekiyor. Yani çok biz öyle şeyler yaşıyoruz, duyuyoruz ki. Ya birbirini bıçaklamayan mı dersiniz? Gidip ev sahibi kiracı evden çıkmıyor diye zorla içeri girip yan odada ben de kalacağım diyen mi dersiniz? Yani neler neler var. Arabuluculuk bunlara çare olur mu? Ben pek düşünmüyorum. Ancak birazcık mahkemenin o dosya sayısını, yani biraz mahkemeye zaman kazandırır. O da ilk etapta. Sonra yine aynı şey. Bakın istinafta da böyle oldu. İstinaf mahkemeleri kuruldu. Yargıtay'ın dosya yükünü hafifletmek için. İlk bir yıl okey, güzel gitti. İyi gitti. Ama ondan sonra şimdi istinafta da bekliyoruz. İlk önce, artık daha da fazla bekliyoruz. Dosya gidiyor istinafta. Dosyasına göre değişiyor. Bir ara şey çıkmıştı. Davalar çok uzamayacak. İşte yıllarca, aylarca sürmeyecek. Bir an önce karara gidebilmek adına çok fazla celse görülmeyecek gibi falan. O şeyde mi, sözde mi kaldı? Ya şimdi orada da... Sizin açınızdan da sıkıntılı bir tabii iş. Tabii ki sıkıntılı. Yani. Çok sıkıntılı. Yani orada birazcık hakimden hakime de değişen bir durum. Yani kimi hakim var çok seri yargılama yapıyor. Kimi daha fazla, tabii dosyadan dosyaya da değişiyor. Burada hakim savcılarımızı da suçlayamayız. Onlar da yargılama yapıyorsunuz. Işte. Yani yargı dağıtıyorlar, hüküm kuruyorlar. Hem dosyadan dosyaya değişen bir şey ama çok pratikte öyle oluyor mu derseniz olmuyor. Bir de Can Beyciğim, son sorum şu olsun size. Sizin için de karar mekanizması için de şey aynı, hukuk aynı. Ama benzer davalarda ya da aynı davalarda farklı kararlar çıkabiliyor. Hı hı. Sebebi ne? Şimdi biz mahkemeleri derecelendiririz. Yerel mahkemeler vardır. Yani bugün Allah korusun hakkınızda dava açılsa 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Bakırköy 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden size bir celp gelir. Şimdi 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği karar ayrıdır. Taraflar o kararı istinaf edebilirler. Yani bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi de bunu taşıyabilirler. Bölge Adliye Mahkemesi'nin içerisinde daireler vardır. Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararları Yargıtay'a taşıyabilirsiniz. Yargıtay'ın içinde daireler vardır. Dairelerin üstünde bir hukuk genel kurulu vardır. Hukuk genel kurulunun üstünde de içtihadı birleştirme genel kurulu vardır. Bunlar birbirinden ayrıdır. Yani Yargıtay'ın 3. Hukuk Dairesi ile 8. Hukuk Dairesi birbirine zıt kararlar vermiş olabilir. Bakın yüksek yargı, anayasada geçen yüksek yargı. Hal böyleyken, Yargıtay'da bile daireler arasında görüş ayrılığı, fikir farklılığı olabilirken, yerel mahkeme, yani Bakırköy 10 Asliye Hukuk'la Bakırköy 11 Asliye Hukuk arasında haydi haydi olur. Yani. Çok keyifli bir sohbet oldu ya. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Efendim, avukat Melül Can Keskin bugün program konuğumdu. Başka bir programda yine değerli bir konukla karşınızda olmak ümidiyle. Allah'a ısmarladık.